Avusturya'da yaşayan gurbetçi babanın iki kızı kayıplara karışmıştı. Elvan Koçak aradığı kızlarını televizyonda Adnan Oktar'ın yanında gördü. Babanın mücadelesi Adnan Oktar suç örgütünü çökertti ama talihsiz baba kızlarına kavuşamadı. Bakın neden. Bir avukat aradı, dedi ki abi, dedi Şükret, dedi kızına babam bana cinsel istismarda bulundu, dedirtmediler dedi. En son noktada onu da yapıyorlar dedi. Uzaklaştırmak, bıktırmak için, pes etmem için. Ben kazandım, Adnan Oktar artık onları televizyondan çıkarıp pavyon kadını gibi giydirip gösteremiyor artık. Ben kazandım, Adnan Oktar içeride. Ben yine kazanacağım, çocuklarım gelecek. İki kızımı Adnan Oktar suç örgütüne kaptırdım dedi, hıçkıra hıçkıra ağladı. O babanın şikayeti 2 yıl önce örgütün kirli yüzünü ortaya çıkarmıştı. Örgüt üyeleri cezaevine yollandı ama talihsiz adam asıl amacına ulaşamadı. Hiç cevap yok. Sıfır. Hala örgütün kontrolünde. Müşra 16 yaşında cinsel istismarda bulmuş. Gizlilik kararı var, söyleyemem. Elvan Koçak Avusturyalı bir gurbetçi. Viyana Üniversitesi'nde tıp ve mimarlık okuyan iki kızı yaklaşık 3 yıl önce kayboldu. Onları ararken tesadüfen Adnan Oktar'ın televizyon kanalını izleyince başından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü kendi deyimiyle iki kızı Adnan Oktar suç örgütü tarafından kaçırılmış, gasp edilmiş ve kedicik yapılmıştı. İşte o andan itibaren babalık içgüdüsü devreye girdi ve Adnan Oktar'ı cezaevine atacak sürecin başlatıcısı ve en önemli aktör olarak mücadeleye başladı. Çocuklarımın, kızlarımın daha doğrusu Adnan Oktar'ın yanında olduğunu gördüğümde şok oldum. Görünce tanıdınız mı? Zor tanıdım. Kızıma yazdım. Kızım, ne yapıyorsunuz burada? Siz yani nasıl bir illetin içine girdiniz? Kızım bana şunu dedi. Baba, Büşra burada staj görecek, sonra ben de burada okumaya karar verdim. Kızlarını televizyonda gören Elvan Koçak Türkiye'ye geldi, şikayetçi oldu. Uşan, gel yanıma, canlar paresi. Ama onun gelişini öğrenen örgüt anında karşı atağa geçmişti. Hemen geldim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Adnan Oktar aynı dakikada Avusturya'ya annesini arıyor ve Türkiye'ye gelmesini söylüyor. O gece benim çocuklarımı kaçırdılar. Adnan Oktar suç örgütü çökertilince sevinen baba kızlarına kavuşamayınca gözü yaşlı Viyana'ya geri döndü. Adnan Oktar tutuklandı. Elvan Koçak'ın bir tarafı mutlu ancak bir tarafı, yani babalık tarafı hala eksik. Çünkü kızları Hollanda'da ve babasıyla görüşmeyi reddediyorlar ve hala örgütün kontrolündeler. Çocuklarımla görüşemiyorum. O günden beri görüşemiyorum. Hiç cevap yok. Sıfır. Sabah akşam Adnan Oktar'ı paylaşıyorlar. Adnan Oktar'ın bir an önce çıkacağını, Mehdi olduğunu. Mehdi'nin gözüyle ilgili hadis var. Yeşil gözlü, gözümde yeşil. Koçak'ın şimdi tek isteği var. Hollanda'da yaşayan ve örgütün kontrolünde olan kızların kurtarılması için mahkemenin kırmızı bülten çıkarmasını istiyor. Ben kazandım. Adnan Oktar içeride. Ben yine kazanacağım. Çocuklarım gelecek. Bu güzel çalışmanın sonlandırılmasını istiyorum.